Efendim, kanalıma hoş geldiniz. Burası da yine Erzurum'un manevi dinamiklerinden Komşu Kadı Efendi'nin türbedeyiz. Burada güzel bakın çeşmesi var. Erzurum'un çeşmeleri meşhur. Görüyorsunuz elbisi öyle kadar güzel. Biraz sonra ben sizin için işleyeyim. İnşallah buraya da sizin için yine ziyaret edeyim. Evet, burası Erzurum'un manevi dinamiklerinden Pabuçlu Kadı deniliyor. Aynı zamanda uzun yıllar Erzurum'un kadılığına yatmış mübarek bir zat. Mezarda kitabe bulunmamakla beraber kesin bir talih verilmiyor. Pabuçlu Kadı demesinin ismi de burada yaygın bir menkebe var ve keramet ehli olduğundan halk arasında yaygındır diyor. Evet, ilmi seviyesi vakti Şeyh İslam'ın tarafından da kabul edilen Erzurum'a yönelen birkaç afetin önlenmesinde gösterdiği kerametlerden bu ismi almıştır. İşte bir zamanlar bu Erzurum'un her tarafı kurbağa ve bir rivayete çekirge istila ediyor. O mübarek ayağında pabuçlarını giyiyor ve Erzurum'a yolda dolaşıyor evet ve de o kurbağalar bir rivayette de çekirgeler yok oluyor. Burası mübareğin Pabuçlu Oba'nın keramet ehli bir insan. Öldükten sonra da kerameti geri görülüyor. Ve ben de şahit oldum. Şu anda sizin için de burayı ziyaret ediyorum ve başında üç kudabalı Beytem sizin için okuyacağım efendim. Buraya girince de siz de Erzurum'a bu mekanlarına inşallah ziyaret etmek nasip olur.